Sayın Altay. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar söylüyoruz. Son Türkiye'de kalkışılan darbe, 15 Temmuz darbesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na AK Partili sayın üyelerden önce CHP'li üyelerin koşa koşa geldiğini hatırlatmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbeyle ilgili bir eleştirinin ya da hakaretin ya da yaftanın yapışmayacağının altını çizmek isterim. Sayın Akçay'ın dediği gibi kamuya açık bir mektup. Doğru, bu 104 amiralin basın açıklaması da kamuya açık ve neticede zamanlaması bunların böyle bir çağrışıma yol açacağını düşünebilmelerini ben de isterdim. Ama Sayın Elitaş da, AK Partili arkadaşlarımız da, Sayın Erdoğan da emin olmalıdır ki artık Türkiye'de darbeyi tartışmak bile abesle iştigaldir. Dolayısıyla benim Sayın Erdoğan'la ilgili şöyle bir kanaatim var. Tamamlayın efendim. Erdoğan'ın bir darbe paranoyası var diye, buna gerek yoktur, endişe etmesin diye müteaddit defalar söylemişimdir. Fakat görüyorum ki bu darbe paranoyası yerini darbe simsarlığına bırakmış. Yani millet açım dedikçe, işsizim dedikçe, millet soğuk var, kombimi açamıyorum dedikçe, millet aşı diye feryat ettikçe Erdoğan bunların konuşulmamasını, esnafın, çiftçinin halinin muhalefet tarafından gündem edilmemesi nedeniyle adeta bir darbe türküsü tutturdular, gidiyorlar. Tekrar söylüyorum. Bu millet demokrasiyi özümsedi ve benimsedi. Hem de sizin tahrip ettiğiniz demokrasiyi özümsedi, benimsedi. Biz bunu tamir ederiz. Ama Türkiye'de hakikaten darbeler devri bitmiştir. Bir ülkede bu iktidar, AK Parti darbe lafı ediyorsa kendine bakacak. Demokrasiye yaptı, parlamenter sisteme yaptı. Tamamlayın. Güzel bir şey söyledi. Nerede kendisi bilmiyorum. Şöyle bir laf etti. Devlet memurları memurluğunu yapacak. Evet. Biz muhalefet olarak AK Parti grup başkan vekillerine cevap yetiştirmek yerine Fahrettin Altun denilen 650 sayılı kanuna tabi bir haksızın, bir edepsizin muhalefete sataşmalarına, hakaretlerine cevap vermek istemiyoruz. Bizim muhatabımız Mustafa Elitaş'tır. Fahrettin Altun değildir. Haddini bilecek. Memur olduğunu bilecek. Bugününe güvenmeyecek. Yarın bunların hesabının sorulacağını bilecek. Ve ilaveten Çin Büyükelçisi de haddini bilecek. Çin Büyükelçisi Meral Akşener'e, Sayın Meral Akşener'e ve Mansur Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayar veriyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti, devleti o büyükelçiyi kulağından tutup sınır dışı edemiyorsa yazıklar olsun. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.